Ruyu anlatmak gibi bir onuru bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 3 yılın sonunda benim için Ebru'dan söz etmek, Ebru'yu anlatmak hala çok zor. Ebru'yu nasıl tanıdınız diye sordunuz. Ebru'yu kaybettiğimizden beri hafızam çok güçlü olmasına rağmen Ebru'yu nerede tanıdığımı hatırlamıyorum işin açıkçası. 2005 yılında tanıştık Ebru'yla. Okulunu bitirmiş ve İstanbul'a gelmişti. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Çok uzun yıllar sürmüştü okul hayatı. Çünkü hukuk fakültesini istememiş. Aslında gazeteci ya da sanatçı olmak istermiş ama son tercihine yazdığı hukuk fakültesini kazanmış ve buna da çok şaşırmış. Daha sonra uzun yıllar süren, 6 ya da 7 yıl hatırlamıyorum, süren bir fakülte hayatı sonrasında İstanbul'a gelmişti ve Halkın Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapmaya başlamıştı. Stajını da burada yapmıştı. O zaman sevgili Behiç Aşçı, değerli büyüğümüz, meslek büyüğümüz, şu anda Silivri'de tutuklu. Onun stajyeri olarak mesleğe başlamıştı ve Behiç Aşçı'nın ölüm orucu yaptığı, ölüm orucu direnişi yaptığı süreci omuzlamıştı. Ya Ebru'yu bir yarım saat bir yerde gördüyseniz eğer, bir yarım saat oturup sohbet ettiyseniz unutma şansınız yoktu. Hiçbir şekilde. Yani hayatınızı sadece bir yarım saatinde Ebru ile karşılaşmış olmak yetiyordu. Onu bir daha unutmak mümkün değildi. Bunu bugün Ebru hayatta olmadığı için söylemiyorum, inanın. Bir kere yaşam enerjisi çok yüksek bir arkadaşımızdı. Hiçbir şekilde sınır tanımayan, mücadeleli sınırları olmayan bir arkadaşımızdı. Nitekim mücadelede herhangi bir, yani hukuk mücadelesinde herhangi bir sınır tanımadığından kaynaklı bugün 14 Haziran bütün dünyada adil yargılanma hakkı günü olarak, Ebru Tintik adil yargılanma hakkı günü olarak kutlanıyor ve bu sene Meksika'da kutlandı. Üniversite yıllarında bir örnek vereyim yaşam enerjisine ilişkin. Arkadaşı eşinden boşanıyor. İki arkadaş ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir de yanlarında bekar başka bir arkadaşı da var. Kadın arkadaşlar. Ebru bunlara diyor ki size bir restoran açalım. Yani yeniden evlenmek ve bir erkeğin egemenliğine sırf ekonomik koşullar yüzünden girmeyin. Kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Size bir restoran açalım. Tabii bakıyorlar üniversite öğrencisi nasıl olacak bu iş diyorlar. Ebru evden tabak çanak getiriyor. İnanın tamamen böyle. Evden tabak çanak getiriyor. Bir tane dükkan tutuyor bunlara. O evden getirdikleri tabak çanakla tam 8 ay boyunca onlara yardım ediyor ve bir restoranı idare ediyorlar. Yani 8 ay boyunca hiçbir şekilde hani bir dışarıdan bir dizayn etmeden evden getirdikleri eşyalarla 8 ay boyunca restoran işletiyorlar ve o arkadaşlar hayatlarını 8 ay boyunca böyle kazanıyorlar ve kendi ayakları üzerinde durabileceklerini görüyorlar. Bu sistem içerisinde kadınların daha fazla ezildiğini düşündüğü için kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına ayrı bir önem verirdi ve kadın arkadaşlarımızın gelişmesine de ayrı bir önem verirdi Ebru. Dediğim gibi yani kendisinin bir hayat mücadelesinde hiçbir sınırı yoktu. Birçok işte çalışmış, yani pazarcılıktan lokantacılığa, ondan sonra ne bileyim tiyatrodan başka başka işlere birçok işi de yaptığı için çok fazla yaşama dair tecrübesi de vardı, anısı da vardı Ebru'nun. Ama en sonunda avukatlıkta karar kılmıştı. Çünkü en iyi mücadele edebileceği alan onun için hukuktu. Neden? Çok fazla haksızlık vardı, çok fazla haksızlığa uğrayan insan vardı. Halkın çok büyük bir kısmı burjuva hukukunun getirdiklerinin altında eziliyordu. Dolayısıyla da o böyle bir karar verdi ve o şekilde mücadele etti. Bir dava görülecek mesela, o davada mutlaka bir şiir bulur okurdu. O davada mutlaka tarihsel bir olayı o davaya eşler, araştırır, o tarihsel olayı mutlaka anlatır ve getirir sonunda o davadaki olaya bağlardı, o davadaki haksızlığa bağlardı. Sadece yani kanun maddeleriyle ya da yönetmeliklerle ya da ne bileyim Yargıtay kararlarıyla iş yapmazdı Ebru. Çok yani beyanlarını okumanızı isterim her zaman. Her beyanı aslında her dosyadaki beyanı hukuk fakültelerine ders niteliğindedir. Bunu abarttığım için söylemiyorum. Çünkü kendisiyle çok fazla
duruşmada bulundum. Çok fazla dosyada beraber çalıştık ama şöyle bir şey anlatayım. Sevgili Hrant Dink katledildiğinde çok uzun saatler duruşmaları olurdu. Bir gün bir duruşmaya sabah geldik ama hiçbir avukat arkadaş yok. Böyle 3-5 kişiyiz. Fakat sabahın çok erken bir saati. Bir telaşlandı. Ya avukat yok, işte ne yapacağız? Bugün duruşma nasıl görülecek? Ebru'cum hani acele etme dedik. Yani daha sabahın çok erken bir saati. Arkadaşlarımız, meslektaşlarımız geleceklerdir zaten. Her duruşma geliyorlar. Bu duruşmada geleceklerdir dememize rağmen eline aldı telefonu. Bütün dosya avukatlarını, bütün Haziron'u ki yüzlerce yani 250 mi 300 mi ne avukat arkadaş vardı en az yarısını aradı. Arkadaşlar neredesiniz? İşte duruşma başlayacak, gelin. Halbuki duruşmanın başlayacağı falan yok. Belki bir saat, 1,5 saat var duruşmanın başlamasına ama duruşma başlayacak, hiç kimse yok. Arkadaşlar lütfen gelin diyerekten oraya birçok arkadaşımızı erkenden getirtmişti. Çünkü dedi ki bu dava avukatsız kalamaz. Bu dava bizim onur meselemiz. Bir Ermeni gazeteci abimiz katledildi. Biz takip etmek zorundayız diye. Yani sadece duruşmaya girip, beyan verip avukatlık yapmak değil de o dosyanın, o davanın sabahından akşamına kadar hapishanedeki tutukluların görüşlerine kadar her şeyiyle ayrı ayrı ilgilenirdi. En son hapishanede avukat görüşünde ölüm orucunun 180 ila 200'lü günlerinden birindeydi. Yani ya 185 olabilir, 186 olabilir, hatırlamıyorum. O zaman karşılaşmıştık. O zaman sohbet etmiştik. Daha doğrusu karşılaşmamıştık. Ben avukat görüşü için gitmiştim. Orada beraber bir türkü söylemiştik. Tabii ben söylemiştim sadece. Onun artık ağzında yaralar oluşmuştu. O yaralar boğazına doğru inmeye başlamıştı ve artık türkü söyleyemiyordu. Murad'ın Yar ise Bir Tane Yeter diye bir türkü var. Kapı Kayası, Erzincan türküsü. Onu ezberlememi istemişti daha önce. Bu türküyü ezberler misin dedi. Ben bu türküyü çok sevdim ama ezberleyemedim demişti. Ben de ezberleyerek gitmiştim. O politik kişiliğinden kaynaklı olarak bir ölüm orucu direnişi yaptı. 238 gün boyunca çok kararlı bir şekilde adım adım direnişini gerçekleştirdi, yürüttü ve onu ölümsüzlüğe uğurladı. Aslında hep Türkiye'leşmiş olan bir sistemin özellikle o halden sonra, 2016 darbe teşebbüsünden sonraki o halden sonra yeni bir boyuta geçmesinin söz konusuydu. Ebru Tüntik bu süreçte tutuklandı ve bir yargılamayla karşı karşıya kaldı. Hiçbir zaman kendisinden kurmadı sadece sorunu. Bir adil yargılanma problemi, adil yargılanma hakkı problemi olarak tanımladı. Bunun da belli sebepleri vardı aslında. O hal döneminde Nuriye Gülmen ve Semih Özalakçay ile başlayan bir süreç söz konusuydu. Daha sonra kendileri tutuklandı, onların avukatlığını yaparlarken kendileri birçok avukat meslektaşımızla birlikte Ebru Tüntik de tutuklandı. Ve bir yargılama süreci yaşadı. Ama bu sadece kendisiyle ilgili değil dediğimiz gibi. Aslında müvekkilleri için de içinde olduğu bir süreçti. O dönemde grup yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, yine müvekkilimiz Mustafa Koçak benzer şekilde bir adaletsiz yargılama süreçleriyle karşı karşıya kaldı. Tüm bunlar aslında bir birikimdi. Bu birikimin bir sonucu olarak Ebru Tüntik'in yargılanmasına da bu yansıdı. Bu hukuksuzluk sarmalı. 3 celselik bir yargılama yaşadı Ebru Tüntik tutukluluğundan itibaren. Tutuklandı 2007 yılında ve 1 yıl boyunca davası açılmadı. 1 yıl boyunca ilk kez duruşmaya çıkarıldığında adil bir kararla, daha doğrusu adil demeyelim ama hukukun uygulandığı bir kararla tahliye oldu tüm meslektaşlarımızla birlikte, 20 meslektaşımızla birlikte. Ama bu andan sonra bambaşka bir hukuk saldırısına, bu hukuksuzluk olduğu kadar hukukun içinden bir saldırıydı da, bir saldırıyla maruz kaldık. Aynı gün aynı hakimler kararlarını değiştirmek zorunda kaldılar bir baskıyla. Ve sonra bu hakimler, aynı hakimler kararlarını değiştirmesine rağmen, tutuklama yönelik yakalama kararı çıkarmasına rağmen bütün tip ve birçok meslektaşımız hakkında sürüldüler. Hepsi başka adliyelere, başka mahkemeye sürgün edildiler ve yeni bir heyet kuruldu. Bu yeni bir heyet şu an Adalet Bakan Yardımcısı Akın Güllek başkanlığında bir heyet kuruldu. Ve sadece 2 celse süren bir yargılama, bu bir yargılama olarak tanımlanamayacak bir yargılama süreci yaşandı. İki celsede meslektaşlarımız hakkında 159 yıl ve Ebru Tüntik hakkında da 12 yıl 6 ay gibi bir hapis cezasına çarptırıldı. O sırada aranıyordu Ebru Tüntik. Teslim olmadı. Gelip bir hakkındaki hukuksuz karara teslim olmadı ve bu adaletsiz yargılama uzak durma hakkını kullandı. Polise, jandarmaya, kolluğa teslim olmadı.
Ve daha sonra bürosunda, yani Halkın Bürosu'nda, avukatlık yaptığı büroda kendi mesleki kifayetlerini, işini, hayatına devam ederken sözde bir polis operasyonuyla yakalandı. Bu adaletsizliği yaşadıktan sonra maruz kalınan bu sürece tepkisiz kalamazdı, kalmamayı tercih etti. Ve bir açlık grevine başladı. O süreçte müvekkillerinin açlık grevi zaten sürmekteydi. Mustafa Koçak'ın, Helim Öley'in, İbrahim Gökçe'nin. Buna bir tepki olarak, buna bir isyan olarak hem kendisi için kendi maruz kaldığı sürece dair hem de müvekkillerin maruz kaldığı bu adaletsizlik sürecine dair bir tepki olarak başladı açlık grevine. Ve hiçbir zaman talebi tahliye edilmek, davasının beraatle sonuçlanması değil. Sadece şunu demek istiyordu aslında. Bize böyle davranamazsınız. Bu ülkenin vatandaşlarına, halkına böyle davranamazsınız demek istiyordu. Kendi yasalarınıza uyun demek istiyordu. Yani bahsettiğimiz şey bizi aklayın, bizi beraat ettirin, tahliye edin, çıkalım gidelim değildi. Bize kanunlarınızı uygulayın, ona göre muamele edin. Eğer bir karşılıklı bir düşmansak biz, bir hukuk uygulayın, düşman hukuku da olsa hukukunuzu uygulayın demek istiyordu, dedi. Buna dair bir tepki olarak Adil Yargılama Hakkı talebiyle bir eyleme başladı. Aytaç Ünsal'la birlikte yine dosya dava arkadaşı. Böyle bir süreç yürüttü. Müvekkilleri öldü bu süreçte. Hayatını kaybetti. Mustafa Koçak, Kerim Börek, İbrahim Gökçek hayatını kaybetti. Ebru Timtik de bu tüm bunların acısını, yaşananların tüm acısını, katledilen kadınların, katledilen Kürt halkının acısını, müvekkillerin acısını, isyanını kendisini toplamıştı aslında. Kendisini, kendi tanımlarıyla konuşmak gerekirse bir kahraman olarak ya da bir öne çıkan biri olarak görmüyordu. Sadece buna dair yapması gerekeni yaptığını söylüyordu. Bu adaletsizlik sürecine dair bir eylem başlattı ve sonra ölüm orucuna çevirdi eylemini. Bu ölüm orucunda hayatını kaybetti. Yani eskiden denir ki bizim eski meslektaşlarımız hani hiçbir zaman bu ülke sosyal demokrat, ne bileyim özgürlükçü, hukukçu bir ülke olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Ama eskiden hiç değilse mevzuatlara uyan bir, hiç değilse kanunlar neyse onu uygulayan, hakimin cinsi, türü, inancı, takvası ne olursa olsun uygulayan bir iş değilse bir düzen olduğu söylenirdi. Ancak artık bu yok. Artık dediğiniz gibi mahkemeler bir günde değişiyor. Mazlum İşçi dosyasında olduğu gibi, Şan Yaşar ailesi dosyasında olduğu gibi. Bir günde beğenmedikleri bir karar olduğu anda bir günde değişiyor ve tüm hukuk mahkeme kararları, tüm hukuk mevzuatı, o bizim hukuk fakültesinde uzun yıllar öğrendiğimiz mevzuat tamamen çöpe atılıyor. Bu artık hukukun polis devleti mi denir, biz faşizm demeyi tercih ederiz. Artık faşizmin iktidarını perçinlediğini gösterir. Bu ülkenin her hukukçusunun bizce Ebru Timtik'e bir borcu var. Yani adil yargılanma hakkı ihlal eden her kişinin edilmesi mühtemelen. Şu an kendisi yargılanmayan ama bir gün ihtiyaç olacak o adalete her kişinin Ebru Timtik'in adını beynimin bir köşesinde, aklımın bir köşesinde tutmaya borcu olduğunu düşünüyoruz. Biz bu borcu yerine getirmeye çalışacağız ama dediğim gibi bu ülkenin her vatandaşının aslında adil yargılanma için ölen bir avukat olduğunu bir beynin, aklının bir köşesinde tutması gerektiğini düşünüyoruz. Biz elimizden geldiğince adını yaşatmaya, anmaya devam edeceğiz.